Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın diğer takım takipçisi arkadaşlarımız hepiniz. Sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Ödülü Masası'nın katkılarıyla hazırlanan bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Fenerbahçe'li için önemli bir gün. 76.866.933. ölüm kalım müsabakasına çıkıyoruz. Bundan önceki <laughs> işin şakası bir taraf ama ben hemen kısa kısa başlıklara geçip söylemek istediğim en sonunda söylemek istiyorum. Jesus var gücünüzle savaşın. Tabi bu başlık Jorge Jesus oyuncularını süperlik şampiyonluğu için cesaretlendiriyor diyor haberde. Ve Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinden sonra yüzler düştü. Normal düşer. Ve 10 kişilik rakibinden evinde 4 gol yiyerek yenilerek ee, çok ciddi yaralan Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor'a eleyince bir nevi moraller düzelmişti. Başkan Ali Koç'tan desteği aldı Jorge Jesus ve şu anda da dizginleri eline almış durumda. Futbolcularla da bir toplantı yapıyor ve savaşmaya devam edin. Yani kupada yolumuza devam ediyoruz. Ligde yarış içindeyiz. Galatasaray şu anda önümüzde ama hiç belli olmaz. Altımızı alabiliriz her an diyor. Ve daha 9 maçımız var oynanacak. Ortada 27 puan var. elinizden geleni yapacaksınız. Herkes var gücüyle çalışmaya devam etsin. Bu sezon birçok zorluktan geçtiniz. İyi maçlarınız, kötü maçlarınız oldu. Ne olursa olsun yarışı sürdüreceğiz diyor. Şimdi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9 maçı var arkadaşlar. 5'ine dış sahada çıkacak. Karagümrük, Başakşehir, Yeni İstanbul'da. Galatasaray maçı da İstanbul'da. Sivas Spor ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. İç sahada Ankara Gücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe. Ve ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe 25 maçta 63 kez ağları sarstı. Galatasaray 26 maçta 54 gole ulaşmış durumda. E, ee, Ender Valencia'da e, ayağının ayarına şey yaptığım e, maalesef gol atsın diye bunu yapmak zorundayım. O da gol krallığında devam ediyor. Şimdi Jesus demişken Jesus bir ilke hazırlanıyor. Nedir bu ilk? Arda Güler Beşiktaş derbisinde şov yaptı. Kayseri maçında son 12 dakika son 12 dakika görev alıp golünü attı. Emre Mor ise kupada iki kez ağları sarstı. Fatih Karagümrük maçında neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Yani şimdi e, Gaziantep maçından beri ilk 11'e hasret Emre Mor. 15 Ocak'taki Gaziantep maçından beri ve e, Rize Spor karşısında asist yaparken Alanya mücadelesinde ağları sarsmıştı diye. 9 maçta 3 gol bir asisti var diyor. Hani e, Jesus Son dönemde formları iyice artan Arda ve Emre'nin ikisini birden ilk 11'de oynatması bekleniliyor demişler. Şimdi şunu da söyleyeyim. Arda ve Emre'yi kanatlarda oynatıp önünde bu sezon gol makinesi olan Enner Valencia ile birlikte Serdar Dursun'u da oynatması bekleniliyor. Muhtemel bir 11'imiz var. Serdar Dursun 33 maç. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 15 gol 4 asist. Bu sezon 21 maç 4 gol 4 asist ama süre bakımından çok düşük bir süre. Fenerbahçe'de bugün 8 isim sınırda. 8 isim. Yani e, Baba Kars, Fatih Karagümrük müsabakasında bugünkü maçta 8 futbolcumuz Sarı Kars sınırında. Kayseri bölgesi hakemlerinden Abdülkadir Bitigen maçı yönetecek. İyi de bir Galatasaray'dır kendisi. Şimdi e, Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasmanda 3 oyuncusundan yararlanamayacak demiş ama bendeki şey başka. Allah Allah. Mert Hakan Yandaş bir kere sarı kart cezası. Doğru. Lincoln, Hernike ve Joshua King de oynamayacakları kesin. Doğru. Şimdi son itmana çıkan Doğan Perez ve Batshuayi ve Oster de oynaması beklenilmiyor. ortada da böyle bir durum var arkadaşlar. Yani kesin olarak Mert Hakan yok. Kesin olarak. Lincoln de zaten kesin olarak sezonu kapattı sayılır. İki. Ee, Joshua King de Henüz yok hani Mayıs'ın bayramdan sonrasına falan ancak bir bekleniyor. Luan Perez tamam bana katıldı ama oynamayacak. Batu Şahibi Osterwold'e de yer almayacak. Yaz yani toplam 6 kişiden yer alamayacak Fenerbahçe. Sınırdaki 8 isim kimler? Serdar Aziz. Yani Serdar Aziz keşke Beştaş maçında sarı kart görseydi bu maçta çekseydi diyeceğiniz önünüz. Gustavo ülke zaten Gustavo Henrique'nin 11 oynaması herhalde kimse beklemez. O sayı Samuel Ferdi Kadıoğlu. Yani ikisinin birden sarı kart gördüğü bir senaryoyu hayal etmek bile istemiyorum. Çok enteresan olur. Miha Zaitz, Emre Mor, Arao ve Valencia kart görmeleri durumunda Ankara gücü karşılaşmasında forma yemeyecekler diyor haberimizde. Şimdi kim sarı kart görebilir burada ben size söyleyeyim arkadaşlar. O ya da Ferdi görebilir. Ferdi herhalde 20 maç oldu görmeyle. Miha Zaitz ilk 11 bekliyoruz. E, Arao, Arao'da 11 bekliyoruz, onu söyleyeyim. Hani Ankara gücüyle evimizde oynayacağız. Aslına bakarsanız keşke Arao bu maçta sarı kart görse de o maçta oynamasa diyorum ben kendim adına. Serdar Dursun'u da konuştuk. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i kimler? Ya da hocam sen bu maçtan ne bekliyorsun? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dün Gaziantep 5 taş maç oynandı. Şey, pardon. Dün 5 taş. Beştaş ile Giresun Spor arasında bir müsabak oynandı. Gaziantep Spor Beşiktaş maçında en kodunun rakibine kafa atmasını var da inceleyip sarıda kalıyorum diyen Atilla Kara olan maçın hakemiydi. Bakın aslında Türk futbolunun yüz karası bir skandal yaşandı yine dün. Ama kimse konuşmayacak muhtemelen. Herkes hasır altı yapacak. Dün akşam ise Beşiktaş Giresun maçında Abu Bakar'ın topsuz alanda rakibine yumruk atmasını Görmezden geldi. Hem orta hakem hem var hakemleri. Ya hocam sen yenilmişsin. Sen sus konuşma. Senin konuşma hakkı böyle bir düzen yok. Böyle bir dünya yok. Ne demek sus konuşma? Kardeşim, doğru her yerde birdir. Yani doğru her yerde birdir. Senin futbolcun yumruk atıyor. Hakemler, var hakemi görmüyorsa yani buna söylenecek çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Bu nedir ya? Yani bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olmaz. Hani e, penaltı oluyor, penaltı pozisyonu oluyor, ediyor. Hani şu bu falan filan. Oldu bittiye getiriliyor. Pozisyon oluyor, oldu bittiye getiriliyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın bu yarışta olmasından dolayı mutluyum. Çünkü Galatasaray Beşiktaş'ın stadına gidecek. Yani Galatasaray e, Beşiktaş'ın stadına gidecek. Ve o statta Beşiktaş'ın yatmaması için, açı satmaması için, ulan tek Fener şampiyon olmasın dememesi için bir şekilde yarışta olması gerekiyordu. E, i̇nanın Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenseydi bugün çok başka olurdu. Bak Abu Bakar'ın hareketine mesela Erman Toroğlu diyor ki çok net kırmızı kart. Minimum iki maçta cezası var. Cenk de sakatlandı. Herkes için adalet isteyen Beşiktaş bu pozisyon için ne diyecek çok merak ediyorum. Ki Abu Bakar da o pozisyondan sonra yani o pozisyondan bir dakika sonra Beşiktaş'ın ikinci golünü atıyor. Düşünsene bak Beşiktaş bir farkla önde. Futbolcusunun kırmızı yediğini düşünün. Ha diyeceksiniz ki ya hocam işte Fenerbahçe bak futbolcusu kırmızı yedi şöyle oldu böyle oldu. Ya sana ne Fenerbahçe'den? Belki Fenerbahçe bilerek yenildi. Ne biliyor? Yani saçmalıyor da saçmaladığımın farkında değil Belki diyorum yani. Belki misal veriyorum. Sana ne? Ya farz dedim. Bilmeyerek, istemeyerek yenildi. Hani şunun altında kaldı bu taraftar baskısı şu bu falan. Sana ne? Ya Fenerbahçeli bir durum yok ki ortada. Ortada adaletlik bir durum var. Hani Fenerbahçe bir maç kazandığı zaman her şey kesin hakem şöyle yapmıştır. Kesin bu böyle yapmıştır. Kesin bu şöyle yapmıştır. Kesin bu böyle yapmıştır. Beşiktaş kazandığı zaman benim bir tane profilimde bak benim profilimde bir tane Beşiktaşlı vardı yazıyor. Diyor ki işte bir tane Beşiktaş'ın haksız yere bir e, lehine bir karar olduğunu ispatlayın diyor. Ben Beşiktaş'ı bırakacağım diyor. Al diyorum bak şöyle oldu. Başka bir yana, yanıt. Al böyle oldu diyorum başka bir yanıt. Yani ne paylaşırsa paylaşsın. Yani ne paylaşırsa paylaşsın saçma sapan şeyler paylaşıyor. Paylaşırsa paylaşsın. Ve sonuç sonuç ortada. Yani sonuç ortada. Ya burası Türkiye arkadaşlar. Ben size Beşiktaş maçından önce ne dedim? Ben size Beşiktaş maçından önce. Beşiktaş'ın dedim hani e, Gaziantep maçları sayılsın sayılmasın falan filan şöyle böyle falan filan diyorlardı değil mi? Ne dedim size? Dedim ki Beşiktaş'la anlaşalım. O maçı kazanalım. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> o maçı kazanalım. Tamam mı? E, diyelim ki Beşiktaş eğer biz o maçı kazanırsak size destek veririz diyelim dedim. Sonra benimle dediniz ki hocam böyle bir şey olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Etmeyin dilemeyin ya. Alın size taktik. Alın size sistem. Alın. Bakın Beşiktaş'ı Fenerbahçe evinde kaybetti. Sonra Beşiktaş ne yaptı? Ama ben dediğim gibi ben memnunum ben mutluyum. Şimdi bize ne lazım? Bize bugün Karagümrük gümrük maçını kazanmamız lazım. Karagümrük gümrük maçına şunu söyleyeyim. Bu arada Mehmet Ayan ne demiş. Abu Bakar pozisyonu hepimizin daha rahat anlayacağı bir açısı kuşkusuz vardır. Lale ortada bu açıyı bulup kamuoyu ile ya da tırı ile paylaşacaktır değil mi demiş. Hiç sanmıyorum. Şimdi Fenerbahçe'mizin muhtemel 11'i. Ee, yalnız muhtemel 11'i benim tahminim arasında bir fark var onu da söyleyeyim. Altay Osayi muhtemel 11 bu. Osayi sağ bekte, Ferdi sol bekte. Samet Serdar ikilisi, şey, Samet Salahi ikilisi. Önlerinde Arao, Arao'nun önünde Zayt. Sağda e, Arda Güler, solda Emre Mor, Forvet'te Serdar Dursun, Valencia. Bu BN Sports'un falan muhtemel 11'i. Peki Mustafa Hocam senin 11'in ne? Arkadaşlar ben hissi, tahmini bir 11 söylemek istiyorum. Ee, öncelikle deplasmandayız. Bunu asla unutmayın. Deplasmanda bugüne kadar asla ve asla ve asla ve asla ve asla Jesus bakın deplasmanda Jorge Jesus asla orta sahayı Arao Zayt'la çıkmadı. Arao Crespo çıktı. Çünkü deplasmanda oynayınca e, değişiyor. O yüzden aklınıza bunu getirin bir. İkincisi Alioski Kayseri maçında gördünüz. Beğenmeyenler Hocam ben beğenmedim. Yeterli bulmadım diyenler. Bu Aloiski varken de Ferdi'yi oynatır mısın? Bir de hem Ferdi hem o sarı kart sınırı. Allah muhafaza biri sarı kart görse sıkıntı değil. Ankara gücü maçını öbürüyle bir şekilde geçiştirirsin. İkisi birden sarı görse. Benim 11'im şu şekilde. Halit Altay Bayındır. Sağ Ferdi Kadıoğlu. Ki Süper Lig'de en iyi sağ bek oluyor. Sakabo ile falan eşleştiriliyor kıyaslanıyor ama. Bence en iyisi Ferdi. Toperi ikilisi Samet Salayi. Salahi'ye düşüşte. Samet bence Kayseri maçında iyiydi. Ben beğendim. Ama taraftar e, ön yargısından kurtulamıyor. Neyse Samet Salah'ı diyelim. Aksine Salah'ı kötüydü. Sol bekte Alioski. iki tane ofansif kanat bek. Orta alanda William Arao. Kesinlikle Arao'yu oynatır. Yani dininden döner. Allah'ını inkar eder. Ama yine de Arao'sundan vazgeçmez Jesus. İşte en büyük eleştirimiz de buradan dolayı. Bana kalsa ben Arao'yu kesinlikle oynatmam. Süper Lig, Temaslı Birlik, Crespo'yu 11'e monte ederim. Crespo'nun önüne başkasını eklerim. Ama Arao'yu oynatır. Ha ben olsam Crespo'yu oynatırım. Arao'nun önünde de %90 ihtimalle İsmail Yüksek oynatacak. Crespo İsmail Yüksek oynatsın. Çok kreatif bir orta saha. Müthiş bir orta saha. Yani rakip takım taraf Yani rakip takım futbolcuları tarafından geçilmesi çok zor bir orta saha. Ama Arao olunca kırılgan bir orta saha. İkili mücadelesi zayıf. Bir Arao toplamaya çalışan İsmail Yüksek. Ama pas gücü yüksek bir ikili olur. Ben Araho İsmail'e çıkacağını düşünüyorum. Sağda Emre Mor, solda Arda Güler. Benim tahminime göre. Ama Arda Güler yerine Rossi ile başlayıp büyük bir sürprize imza atabilir. Nasıl bir sürpriz? Emre Mor'u sağda, Rossi'yi solda. Arda Güler'i Valencia'nın arkasında. Valencia Arda Güler şeklinde oynatacak şekilde çıkartabilir. Hocam Serdar Kayseri maçında gol yaptı, asist yaptı falan filan. istediğini yapsın abi. Ja Pedro'nun gribal enfeksiyonu vardı. Muhtemelen kadroda olmayabilir. E, kadroda olması yedek forvet de lazım. Yani Serdar'ın en azından yedek forvet oynaması. işimize gelir. Böyle bir durum var. Bence bu kadroya çıkacak. Yani Arda Güler de Emre Mor'da ilk 11 oynayacak. İsmail Yüksek de ilk 11 oynayacak. Takım 4-1-3-2 dizilişiyle çıkacak. Zaman zaman 4-1-4-1'e benzer bir sistem. Ama ben şunu söyleyeyim. Takımımız ne olursa olsun maçı kazanmak zorunda. Yani maçı kazanmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Ve ee, böyle bir zorunlulukta da şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin kendi içinde çözüm bulması lazım. İlk devre rotasyonla çözümü buldu. Bu devrede bir zahmet yani zorluklarla birlikte çözüm bulması lazım. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin önünde oynayacağı 5 tane maç var. Galatasaray da Galatasaray'ın Galatasaray'da önünde oynayacağı 5 maç var. İnanın bu 5'er maçlar sonrasında her şey değişebilir. Mesela Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Galatasaray'la evinde oynayacak. Ümraniye deplasmanı, Ad Antalya deplasmanı, Adana Demir deplasmanı. Hani ben size bir şey söyleyeyim. 5 maçta sıfır da çekebilir. Hocam her takım için geçer. Mesela Fenerbahçe'nin önümüzdeki 5 maçı, Galatasaray'ın 5 maçı, Hani e, mesela Fenerbahçe'nin önümüzdeki 5 maçı. Derbisiz, kılçıksız, kemiksiz 5 tane maçı var. Önümüzde 5 tane maçımız var. E, hangi maçlar bunlar? Karagümrük deplasmanı İstanbul. Ankara gücüyle evimizdeyiz İstanbul. Başakşehir deplasmanı İstanbul. İstanbul sporla evimizdeyiz İstanbul. Sivas deplasmanı. 5'te yani 5 beş yapmaktan başka hiçbir çaresi olmayan bir Fenerbahçe. Altasaray'ın inşallah en az 8 puan bırakacağı önümüzdeki 5 maçı Kayseri Spor'la evinde, Alanya deplasmanı, Karagümrük'le evinde, İstanbul deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanı. Şimdi bir Alanya'ya yenilse, bir Beşiktaş'a yenilse, bir Karagümrük'te berabere kalsa, hani Kayseri'yi İstanbul'u yendiğinin hiçbir hükmü olmaz. Ya da bir Kayseri'yi ye, Alanya'ya yenilse, Beşiktaş'a da yenilse, ya da Beşiktaş maçından beraberlikten ayrılsa. Muhteşem bir şey olur. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 beş maçı Trabzon deplasmanı bak. Ümraniye deplasmanı. Galatasaray'la evinde Antalya'da Adana Demir deplasmanı. 5 maçta 4'ü deplasman. Ki e, asıl şimdi başlıyor e, bence. Yani her an her şeye gebe birlikteyiz arkadaşlar. Ne olur ümitsizliğe kapılmayın. Ya da şunu söyleyeyim. Ümitsizseniz bile lütfen takımımızı koşulsuz şartsız destekleyin. Tıpkı bu kanal olduğu gibi. Koşulsuz şartsız beğenin. Koşulsuz şartsız abone olun. 30 şartsız desteğinizi gösterin. Ailemize katkınız olsun, bize katkınız olsun, yüzlerimiz gülsün, kalplerimiz bir olsun. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Maça dair tahminim var ama ilk 11'ler geldikten sonra skor tahminini yapacağım. Ama içimde hani şiddetli bir şekilde Fenerbahçe'nin 5-2 kazanacağına dair bir his var. İnşallah kazanırız. 1-0 olsun yine bizim olsun. Yeter ki kazanalım. Da söylemiş olayım arkadaşlar. Sizler de skor tahminlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Bu arada şiddetli bir şekilde tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar söylüyorum. Forma kazanan as ve yedek arkadaşlar. Bakın. Buraya son dakika olarak vereyim. Ee, şu, e, şöyle, vereyim. Forma kazanan as ve yedek arkadaşlar. Profillerinizi yani abu, her kanal aboneliklerinizi herkese açık yapmalısınız. Google'a yazın YouTube kanal aboneliklerimi gizleme herkese açma yazın kısaca yapmanız gerekenler yazıyor. Hani ya Google şey Google Chrome'dan ya da bilgisayardan açın. E, profil fotoğrafınıza dokunun. Orada ayarlar var. Yani ayarlar kısmına girdiğiniz zaman ben şu anda canlı canlı yapıyorum arkadaşlar. Gizlilik kısmı var. Gizlilikte tüm aboneliklerimi gizli tut seçeneği aktif olmayacak. Onu serbest bırakacaksınız. Abonelikleriniz herkese açık hale gelecek. Ben de bakacağım arkadaşlar. Çekiliş tarihinden önce abone olmuş musunuz? Olmamış mısınız? Eğer çekiliş tarihinden önce abone olmuşsanız da mail adresime bilgilerinizi göndereceksiniz. Ben de size golvar.com vasıtasıyla formanızı göndereceğim arkadaşlar. Ama bu işlemi yapmak zorunuza gidiyorsa ya da ben bu işlemi yaptıktan sonra kanala abone olmadım ya da sonradan abone olduğum ortaya çıkar diye korkuyorsanız kusura bakmayın. Hakkınız yani hakkınız direkt yedeklere geçer. Şu ana kadar iki tane az, üç tane yedek kişi bilgilerini eksiksiz şekilde göndermiş durumda. Kanal aboneliklerini göstermiş durumdalar. Bilginiz olsun. Ee, Evren ve Mustafa kardeşim. Mustafa mıydı? Ee, Mustafa Tasasız ve Evren Mutlu az, az abonelerden gönderen kardeşlerim. Bunlar herhangi bir eksiği, sıkıntısı yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere inşallah. Hocam yeni çekiliş olur mu? Ya siz kanala destek olun. Kanala hani video izleyin, reklam tıklayın, ne bileyim beğeniler atın. Hani kanala elinizden geldiğince destek olun. Emin olun yeni çekilişler de olacaktır. Görüşmek üzere.